Herkese merhabalar efendim. Yine karşınızda ben. Size söylemiştim. Benden öyle kolay kolay kurtulmak yok efendim. Evet, bugün yine inanılmaz mucizevi bir kremle karşınızdayım. Evet, yanlış duymadınız. Mucizevi. Bunu alan herkes inanılmaz derecede memnun efendim. Hatta size şu kadarını söyleyeyim. 100 yaşındaki dedem yanlışlıkla sürdü. Şu an haftada 3 kere halı saha maçına gidiyor. Dede yapma, bir tarafına bir şey olacak diyoruz. Siktir et, bir şey olmaz diyor. Siz de alın, siz de rahatlayın. Numarayı biliyorsunuz zaten. 0531 31 31 31. Sonuna kadar 31. Sarıl telefonlara Türkiye. Sen de al kremini, sen de rahatla. Burada inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Arkadaşlarım bana diyor ki telefonlar kilitlendi, bir şeyler oldu. Sen de al, sen de rahatla. Sakın lazım olmaz deme. Belli mi olur? Sür beni kremleri, sür beni, sen de rahatla. Kestik. Lan sende ne cevherler varmış kardeşim ya. Aferin. Vallahi abi ben de anlamadım. Normalde böyle şeyler bana yanlış geliyor. Kameranın karşısına geçince yalan söyleyesim geliyor. Bir de abi sür beni nedir ya? İyidir. Böyle gidersen kanalın müdürü bile olabilirsin ya. Müdür mü? Yapma be. Gerçekten mi abi? Aynen. Belli olmaz. Sen böyle asılmaya devam edersen ne var ne yok satarız. Lan kendi kanalımızı bile açarız be. Abi madem bu kadar yükselme şansımız var, ben bu saatten sonra anasını bile satarım. Çöpten çöp çıkarır, çöpü bile satarım ya. Aferin. Sen bu şekilde devam et. Sana başta demiştim, insanları dolandırmak biraz tuhaf hissettirir diye ama parası gelince de bir hoş olursun. Anladım abi. Gerçekten çok haklıymışsın. Şimdi ne satacağız abi? Sırada ne var? Dur, sabırlı ol biraz. Sen böyle satış yaptıkça ben sana daha çok ürün bulurum kardeşim. Neyse, acıktım. Hadi gidip yemek yiyelim ya. Ya abi, en azından bir şeyler satıp öyle gitseydik. Belki çorba paramız çıkardı ha. Geçti derler, seven yerden geçilir mi?